Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 223 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyor. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Yakın bir süre içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli, Ayasofya'da çan sesi değil, ezan sesi yankılanacak dedi ve Allah'a şükür Ayasofya Camisi müzeden çıkarılıp cami vasfına yeniden kavuşturuldu. Ancak sadece cami niteliğinin yeniden kazandırılması anlamını taşımıyor bu gelişme. Bölgemiz ve ülkemiz üzerinde hesabı olan ülkelerin bizim bu kararımıza karşı takındıkları tavır, muhtemelen bu tavır artarak devam edecek değişik zeminlerde tepki şeklinde, sadece İslami nitelikli ibadetin yapılmasına imkan sağlanmış olmasından kaynaklanmıyor. Bunun sebebi, bu karar ile Türkiye Devleti bağımsızlığının ve hükümranlık haklarının gereklerini yerine getireceğini, geçmişte verilen tavizlerin kaldırılacağını tüm dünyaya duyurmuş olmasının altında yatmaktadır. Bu kararın alınmasında başta davayı açan sürekli vakıflar, tarihi eserler ve çevreye hizmet derneği olmak üzere kararı veren Danıştay'ın 10. daire üyelerine, karara destek sağlayan tüm siyasi ve idari kadrolara teşekkür ediyorum. Tarihi bir karara destek oldular, imza attılar. Bugün yine önemli bir acı günümüzü yaşıyoruz. 25 yıl önce insanlık tarihinin kanla ve canla yazılan önemli bir kara gününün, Srebrenica'nın yıl dönümü. Malumunuz 8372 erkek katledildi, yok edildi. Bugün bunlardan 6643'üne ulaştık. Bu yapılırken bakın, Hollandalı askerlerin bu insanları Sırplara teslim ettikten sonra Sırplarla birlikte kadeh tokuşturduklarını görüyoruz. Ancak bunu İnsan hakları havarisi geçinen Batı'nın ileri diye tanımladıkları ülkeler, hatta bizim içimizde onları alkışlayanların bulunduğu ülkeler gözlerini kapadı, kulaklarını kapadı. Binlerce insan Müslüman olduğu için Türk, bir kısmı da Türk olduğu için Müslüman olarak anılan bu insanların soykırıma tabi tutulmalarına kulaklarını kapadılar. Ancak sembol isim Aliye İzzet Begoviç'in bir sözü var, onu hatırlatarak hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. İstediğiniz kadar dağlara haç koyun, gökyüzüne her baktığınızda hilali göreceksiniz diyor. Evet, bugün gökyüzüne her bakıldığında hilal gözüküyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyanın her yerinde silahlı kuvvetlerin başarısını sağlayan unsurlardan ilk ikisi disiplin ve hiyerarşidir. Türk silahlı kuvvetlerinde ise bunların önüne vatan sevgisi eklenir. Bir orduda vatan sevgisi, disiplin ve hiyerarşi yoksa ya da dumura uğramışsa o ordudan başarı beklemek ham hayal olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz'un hemen akabinde kısa süre önce maruz kaldığı fevkalade olumsuz şartlara rağmen sınır içi ve sınır ötesinde ulaştığı başarılı sonuçlar
sahip olduğu yüksek vatan sevgisi ve disiplini sayesinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle bugün gündemimizde yer alan yasanın fevkalade önemli olduğunu düşünmekteyiz. Görüşmekte olduğumuz yasa ile Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle Asubay sınıfında ihtiyaç duyduğu personel yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılması, bunun sebebi o 15 Temmuz'da yaşadığımız olay sonucunda ordunun kendini temizleme operasyonu sonucunda ihtiyaç duyulan uzun vadede kullanabileceği personeli temin etmektir. Birinci derece kritik il ve ilçelerde görevlendirilen personele sağlanacak mali haklar, Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde alınacak lisans üstü ya da hizmet içi eğitim mahiyetindeki eğitimler sonucunda verilecek kıdemler, biliyorsunuz harp akademileri, enstitüler vesaireler kapandı, yeni bir yapı kazandırıldı. Yedek subaylarla ilgili yaş ve eğitim konusu, askeri tabip ve diş tabiplerine verilecek sağlık hizmetleri tazminatının miktarı, assubaylıktan subaylığa geçişle ilgili bazı kriterler, askeri öğrencilere ödenecek harçlıklar ki bu konuda tabii ki rakamlar her zaman tatmin edici bulunmayabilir, eleştirilebilir. Ancak devletin imkanları ölçüsünde ciddi şekilde %110-200 oranında artırıldığını görüyoruz. Harçlıklar artırılmış durumda. Sözleşmeli erbaş ve erlere hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu izin verilmesine ilişkin esaslar. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personelle ilgili disiplin kurullarının yapılarının yeniden düzenlenmesi. Biliyorsunuz bakanlığın yapısı yeniden düzenlendi. Ona göre de o disiplin kurullarında yer alacak üyelerin belirlenmesi gerekiyordu. Erbaş ve erlere ceza vermeye yetkili olanlarla ilgili düzenlemeler, er ve erbaşların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaları halinde uygulanacak ceza ile sözleşmeli erbaş ve erlere aile yardımı ödeneği verilmesine dair hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümlerle ilgili partimizin görüşlerini komisyonda detaylı bir şekilde dile getirmiş olduğum için ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak iki hususa ki personelle ilgili olduğu için iki hususa dikkat çekmek istiyorum ve yeniden gündeme getirmek istediğim konu sözleşmeli subaylar ile emekli binbaşıların mali durumlarının düzeltilmesi konusu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2004'ten itibaren alınan ve şu anda 300 civarında olan sözleşmeli subay kadrosuyla istihdam edilmiş çoğunluğu yüzbaşı rütbesinde olan personel var. Bu personele söz gelimi ordu donatım sınıfında ya da personel sınıfında o yıl için bir tane kontenjan ayrılmış. 10 kişiler bir kişi o kontenjandan yararlanarak üst subay olabilme hakkını elde etmiş. Ama 9'u kontenjan olmadığı için bu hakkı elde edememiş. Fakat meslekte o yasanın içerisinde belirtilen temayüz etme özelliklerinin hepsini taşıyor bu çocuklar. Ve biz bunların kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bir diğeri ise emekli binbaşılar. Askerlik mesleği, daha doğrusu üniformalı meslekler dünyada en fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan mesleklerdir. Ve en fazla mobbingin yapılabilmesi için imkanların olduğu mesleklerdir. Öyle ya da böyle üst subay oldum. Çünkü 15 yıl mecburi hizmet vardı. 10 yıla düşürüldü, şimdi yine artırıldı. 15 yılımı doldurdum. Gideyim dışarıda rızkımı temin edeyim. Artık ben bu mesleğin şartlarına dayanamıyorum diyen bazı personelimiz olabilir. Bunlar illahi kötü özellikleri olduğu için değil, kendi iradeleriyle ayrılmışlar. Ancak bunların içinde yer aldıkları üst subay kategorisinde
Makam tazminatı yarbay ve albaya verilirken bunlara verilmiyor. Bunlara verilmediği için aynı kategoride olmalarına rağmen bir cetvelde düzeltme yapılacak sadece. Bunlara verilmediği için uzman çavuş emeklisinden daha düşük maaş alıyor binbaşılar. Bu da fazla bir rakam değil. Türkiye genelinde 2000 civarında. Yani devletimize yük getirecek konular değil. Personel konusu olduğu için bunları yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Şimdi son dönemde Türkiye kendisinden beklenen bir takım adımları atıyor ve Allah şahit bizim göğsümüz kabarıyor. Bunlardan birisi mavi vatan dediğimiz coğrafya, o coğrafyanın uzantısı olan kara parçalarıyla ilişkiler konusu. Efendim bu tartışılıyor. Libya'da ne işimiz var? Ben sizlere bir tane örnek vereceğim. Fransa'nın Afrika'daki faaliyetleriyle ilgili. Fransa'nın Afrika'da ektiği, biçtiği, işlettiği tesislerin bulunduğu toprakları topladığınızda bir Fransa kadar yer var. GSM hatlarından tutun, kobalttan, altından, uranyuma varana kadar ki madenlerin, yeraltı zenginliklerinin işletmeciliğini yapıyor. İnşaat işlerini yapıyor. Su işlerini yapıyor. Sağlık hizmetlerini Fransız firmaları yapıyor. Ve 10.000'in üzerinde Afrika'da asker bulunuyor. Arkadaşlar, ekonomik ve siyasi faaliyetlerin, diplomatik faaliyetlerin olmazsa olmaz ayaklarından birisi üniformalılarla sağlanacak destektir. O da askerle olur. Amerika orada. Çin'in Afrika'da üssü var. Amerika'nın 30 küsür tane üssü var. Türkiye mutlak surette orada olmak zorunda. Çünkü tarihin geçmişinde de o bölgedeydi. Kültürel olarak, inanç olarak doğrudan bağımız olan coğrafya. Ha, oraya hizmet götürmek üzere Türkiye orada olmak zorundadır diyor. Ve Libya'daki varlığımızın mutlaka devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada yalnız bir hususun altını çizmek istiyorum. Özellikle kıta sahanlığı konusunda Türkiye'den uzanan hat Libya'nın doğusuna, yani şu anda Hafter'in hakimiyet kurduğu bölgeyle alakalı. Bu hususa çok iyi dikkat etmek ve mutlaka Hafter'in bugün hakim olduğu bölgenin Türkiye'nin desteklediği merkezi yönetimin kontrolüne geçmesini sağlamak zorundayız. Ve bunun için özellikle NATO'nun ikna edilmesi gerekiyor. NATO'nun ikna edilmesi, Libya'ya ayağını basmak isteyen Fransa'yı, Libya'daki faaliyetlerini destekleyen Fransa'nın arkasındaki Almanya'yı, gözükmeyen İngiltere'yi de geri adım attıracaktır. Ne var? Bizim orada çok ciddi bir kozumuz var. Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu bir yönetimle beraberiz. Artı Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya gibi ülkeler bize sıcak bakıyor. Bir başka konu ise yine aynı şey içerisinde Mısır'ın mutlak surette askeri olarak Libya'ya müdahale etmesi, oraya elini kolunu uzatmasını engellemek zorundayız. Çünkü Afrika'sı da ya da İslam dünyası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin olması, muteber olması, itibar görmesini kesinlikle istemeyen ülkeler içerisinde ilk üç sırayı sayarsak Suudi Arabistan gelir, Mısır gelir ve İran gelir. Afrika'dan çekilmesini, Afrika'dan çekilirken de Doğu
Akdeniz'den çekilmesini istemektedirler. Bütün bunları yaparken güçlü bir orduya, donanımlı bir orduya, morali yüksek bir orduya takdir ve teveccüh gören, desteklenen, özellikle siyasi olarak desteklenen bir orduya ihtiyacımız var. Unutmayın ki güvenlik güçlerinin en büyük gıdası, beslendiği kaynak, onları sevk ve idare eden siyasi otoritenin onlara vermiş olduğu desteğin niteliğidir. Görüşmekte olduğumuz yasayı Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak desteklediğimizi belirtiyor. Yüce Meclis'e saygılar sunuyorum.